Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kardeşiniz Rüstem çalışıyor. Benim gibi şu an çalışan tüm abilerime, kardeşlerime, arkadaşlarıma kolay gelsin. Hayırlı işler, bol kazançlı, bol bereketli bir gün diliyorum. İstirahatta olanlara da hayırlı istirahatlar diliyorum. Tüm hastalarımıza da acil şifalar diliyorum bu arada. Evet arkadaşlar. Ne yaptık? Geldik, bismillah dedik, başladık, çalışıyoruz. Öğlen saat tam 12. Öğlen saat 12'de dedim artık yavaş yavaş videomuzu çekelim. Bir iki tane soru var. Onlara elimden geldiği kadar yardımcı olayım. Şimdi Nazmi kardeşim sağ olsun. Bu yolla ilgili bir soru sormuş. Anadolu yakasını bilmiyorum Nazmi. Ama illaki Anadolu yakasında da yapımı devam edecektir. Yalnız burada ya burada ne kadar top var ya. Ama maşallah burada var ya o kadar çok top var ki hani günde var ya en az bir 20 tane görüyorum desem inanın yalan değil ya. Her neyse. Burada da şu an bizim yükleme yaptığımız yerden kısmetse dönüşte gösteririm arkadaşlar. Orada Kuzey Marmara Otoyolu'nun zaten yolu var. O yoldan bağlantıyı veririm. Bizim yapmış olduğumuz viyadüklerden buradan devam edip dosdoğru istikamet Çatalca arkadaşlar. Oradan da artık uzarsa uzar Edirne'ye doğru, uzarsa uzar. Ama sanmıyorum Edirne'ye doğru. Belki de uzayabilir. Çünkü gümrük mümrük olduğu için belki uzayabilir. Ama şimdiki proje bir saniye açacağım. Evet neyse arkadaşlar. Patron aradı da bir tır devrilmiş kaya başının orada. Kafam karıştı ya. Birden ne konuştuğumu ne yaptığımı şaşırdım unuttum gitti ya. Yani yolu söylüyordum işte. Çatalca'ya kadar gidecekmiş Nazmi. Bu viyadükler zaten yapıla yapıla gidiyor. Burası da Şamlar mezarlığı. Ya şu devrilen araba kafama takıldı. İnşallah bizim zafer değildir ya. Vallahi billahi ya bir Allah'ım ya Rabbim. İnşallah değildir. Kafama takıldı. Karşısı Arnavutköy piknik alanı arkadaşlar. Orman. Burayı da ücretli yapmış belediye. Eskiden burası ücretli değildi. Bedavaydı. Ama şimdi ücretli. Vallahi her şeye ücret koymuş. Şimdi aklım oraya takıldı, o arabaya takıldı. İnşallah bizim zafer değildir. Bakalım. İnşallah bizim arabalardan biri değildir. Gerçi bizim olması önemli değil. Sonuçta o da bir insan da inşallah şoföre bir şey olmamıştır. Eğer gerçekten araba devrildiyse. Birazdan bakacağız, göreceğiz. Evet arkadaşlar, yeni arabada çalışmaya devam ediyoruz. Ha bu arada o bir arkadaşımız sağ olsun takipçi arkadaşımız abi 2024'lerin şerit takibi kapanıyor demiş. Bakın doğru söylüyor. Kapattım. Fakat arabayı istop ettim bir de devre dışı kalıyor. Bir daha devreye sokman gerekiyor. Olsun önemli değil. 10-15 saniyemizi alıyor ama hiç yoktan araba çalıştığı zaman da kafamız rahat ediyor. Çünkü öyle bir şey ki yakın mesafe gidiyoruz. Hani gittiğimiz yakın mesafede de muhakkak mesela şu şeride mesela bu yol çok virajlı arkadaşlar. Bu yolda tutup da bir şeritten gidemiyorsun. Orta şeritten gidemiyorsun. Arkandan hızlı arabalar geliyor. Mecbur şerit değiştirmek zorunda kalıyorsun. O yanı bu yanı yapıyorsun. Durmadan ötüyor bu. Durmadan insan rahatsız ediyordu. Şimdi iyi oldu. Şimdi arkadaşlar bizim yaptığımız iş ne? Bizim yaptığımız iş viyadük ayaklarının zeminlerini hazırlıyoruz biz arkadaşlar. Yani onların zeminlerini kazılacak yerlerini kazıyoruz. Düzeltecek yerlerini düzeltiyoruz. Malzemelerini dolduruyoruz. Bizden sonra kazık sistemi geliyor. Birazdan gösteririm zaten. Kazık sistemi geliyor. Ondan sonra kazıkçılar kazık çakıyor. Yalan olmasın herhalde bir 30 metre rahat 30-40 metre var kazıkların uzunluğu. O kazıklar yerin altına monte oluyor. Ondan sonra o kazıkların üstüne tabla konuyor. Tablanın üstüne de işte
viyadüğün ayakları yapılıyor arkadaşlar. Yani bayağı meşakkatli bir iş. Bir viyadük deyip geçmemek lazım. Bayağı masraflı, bayağı külfiyetli bir iş. Bakın buralar hep yapılıyor işte o yol. Kuzey Marmara yolunun, bizim yaptığımız yolun buralar hep devamı işte arkadaşlar, bakın. Görüyorsunuz buradan, bak şuradan mesela geliyor. Buradan devam ediyor şuradan. Buradan böyle devam ediyor. Oradan karşıdan karşıya geçiyor. İstikamet Çatalca arkadaşlar. İstikameti bu. Bir iki saniye sonra açayım. Şu arabaya kafam takıldı arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar devrilen araba bizden değilmiş. Ve arabayı da göremedim. Herhalde aşağılarda olabilir. Eğer öyle bir şey varsa. Çünkü bizim geldiğimiz yere kadar yok. Belki de Altınşehir'e doğru inişte bir yerde olabilir. Tekrar inşallah düşer arkadaşa, bir şey olmamıştır. Mal yerine gelir arkadaşlar. Bakın bu borular da döşeniyor buraya. İşte şuraya. Mesela bakın şurada, aha bak içeride boruyu görüyor musunuz arkadaşlar işte. Bakın orada bir boru var işte. Borunun ucu. Yani hem o işte yapılıyor arkadaşlar. Öyle yani vur git olayı yok. Bakın size dediğim kazık şeyleri burada. Şu yeşil makine deliyor arkadaşlar. Onun yanında da pompa var. O pompa da şimdi bu deliyor ilk önce. Sonra demiri içeri veriyor. Sonra pompa da betonu basıyor arkadaşlar. Böylelikle dolduruyorlar. Yani teşkilat hepsi hasır bekliyor. Yanlarında da bir vinç var. O vinç de işte şeyi salıyor. Demiri içeriye salıyor. Şu sarı vinç. Ortadaki beyaz pompa arkadaşlar. Betonu veriyor. Bu yeşil de delen alet arkadaşlar. Bakın şu ucuna, bakın şimdi ucuna. Tam zamanlayın. Bakın dönüyor. Temizliyor matkabın ucunu. Dönüyor. Bakın işte bu yuvarlak demirler de arkadaşlar. İşte şu gördüğünüz demirler de. Onun deldiği yere vinç sayesinde içeriye, sonra da pompa betonu veriyor. Ondan sonra düz şey atılıyor arkadaşlar. Tablosu. Tabla. Onun üstüne de işte ayaklar dikiliyor. Herkesin yani işi görevi ayrı. Herkes işini görevini yapmaya çalışıyor. Bakın ayaklar orada yapılıyor. Burada ayçekirdeği tarlası arkadaşlar. Görün mis gibi. Vatandaş ekmiş. Ne güzel işte. Böyle yerleri değerlendireceksin, ekeceksin, biçeceksin. Niye boş dursun ki yani? Niye? Ülkeye bir faydası olsun, katkısı olsun. Keşke herkes öyle yapsın. Şimdi şurada güvenlik var. Güvenliğini orada kapatayım. Çıkarken açayım arkadaşlar. İşte arkadaşlar bakın ayaklar yapılıyor. Bakayım yaklaştırabileceğim mi? İşte. Bakın böyle. Ayaklar yapılıyor. Kulevişler malzemeleri çekiyor. Orada da var, orada da var. Bundan sonra da zaten şuraya, o demin vinçleri gösterdiğim yer var ya arkadaşlar. Tam şurası oluyor. Oraya da şeyler konacak. Ayaklar. Bu arada arabamız döküm yapıyor. Burası da arkadaşlar Kanal İstanbul'un işte yeri burası. Bakın bu ara. Şurada baraj var arkadaşlar. Şurada bir baraj var. Gölet var orada. Kanal İstanbul'un yapılacağı yer burası işte. Bu alan. Şu an bulunduğumuz alan. Hatta elimden gelirse daha teferruatlı gösterebilirim. Gerçi yasak ama. Şu damperimizi indirelim. Bu camımızı da kaldıralım. İşte bu ara, bu ara işte şantiye gördüğünüz bu ara
zamanla Kanal İstanbul'un geleceği yer arkadaşlar. O ara bu ara işte. Burası işte bakın arkadaşlar. Belki de ileride bir gün deriz ki arabayla biz buradaydık. Bakın şu an Kanal İstanbul'un içindeyim. Buyurun. Teknoloji. Zamanın neler göstereceğini bilemeyiz arkadaşlar. İşte düşünülen yer burası. Bu ara işte. Şöyle az ilgileyim, gelenler var. Yasak arkadaşlar. İşte şöyle bu tarafı göstereyim. Bakın Ayçegil. Ayçegil'e ekmişler. Şuraya bakın, gözünün alabildiğine. Mis gibi. Ne güzel. Ah. Komple. Burası da buğday ekti arkadaşlar. Ne güzel işte, vatandaş ekmiş. Ülke ekonomisine bir katkı. Vallahi keşke herkes boş yerleri, ha buralarda ekilse mesela. Burada ekilse, burada ürün versin. Şurada da büyükbaş hayvanlar var. O büyükbaşlar birazdan gidecek şu ağacın altına arkadaşlar. Her gün onları görüyorum çünkü ben. Şurası da İktot arkadaşlar. Bu gıda toptancılar çarşısı. Eski videolarında var. Rami'deki yer buraya geldi işte. Burası. Bakın halen ekim burası. İşte bu ara böyle. Bu ara şöyle göstereyim. İşte bu ara böyle devam ediyor arkadaşlar. Komple Küçükçekmece Gölü'ne kadar gidiyor. Şu ileriden de gölün bağlandığı yeri gösterebilirim ama tabii uzak kalıyor, görünmüyor. Sadece böyle ufukta bir şey görünüyor. Gerçi öyle kameralar, öyle şeyler var ki adam neredeyse bir kilometreyi bile burnun dibine getiriyor. Teknoloji onlar şey. Biz daha çırağın da çırağıyız arkadaşlar. Burası da hayvan barınağı, söylüyorum her seferinde. Şuradaki binaları yıktılar arkadaşlar. En az bir 10 tane bina vardı orada. Şu ikisi gibi, bakın şuradaki iki tane gibi. Onlar da yıkılacak. Hatta iç pencerelerini falan kırmaya başlamışlar. Kırmışlar hep. Bakın bir tane daha top. Buradaki ben top kadar hiçbir yerde top görmedim daha maşallah. Herkeste var. Mavi bina ne bir şey yazıyor ama İBM Mehmet Akif Ersoy spor salonu diyor ha. Spor salonuymuş. Şimdi şeyi gösterebilirsem göstereceğim arkadaşlar. Çıplak gözden çok rahat görünüyor. Küçükçekmece Gölü'nün bir bölümü. Yani su görünüyor. Bakın şu iki bina da yıkılacak. O binaların da sonra gidelim. Bakın arkadaşlar şurası. Bakın şu ara işte. Şu arada işte bakın te ileride. Belki görebiliyorsunuzdur suyu. Evet. Şimdi şuradan yukarıya dönelim. Otur buraya doğru geliyor. Biz de şuradan kaçalım hemen. Vallahi iyi yani, hoş geldi. Ha bu dönüş sakat işte arkadaşlar. Kimse bize şey yapmıyor. Tolerans tanımıyorlar. O devrilen araba herhalde buradan aşağıda arkadaşlar. Buraya kadar bir şey yok çünkü. Şu aşağıda Altınşehir'e doğru mağaralar falan var. Acaba oralarda bir yerde mi? İnşallah da yanlış bilgidir de. Ama bilmiyorum. İş konusuna gelirsek arkadaşlar. Bakın o yıkılan binalar buradaydı işte. Bakın molozlar orada. İşler şu ara biraz seyrek arkadaşlar. Yani hızlı değil. Biraz yavaşladı. Malum bazı büyük şirketler arkadaşlar şoförlerin istediği maaşı vermiyor. Ancak şahıs arabaları. Bir şahısın da ne kadar bir tane arabası olur, ortalık şoför dolu arkadaşlar. Şimdi firmada da adam diyor ki benim diyor hani
15 tane arabam varsa varsın 2-3 tanesi yatsın ama ben onun o dediği parayı vermem diyor. Böyle bir inatlaşma var ortalıkta. Bir kriz var yani. Ne zaman nasıl çözülecek onu da bilmiyorum daha doğrusu. Şoförler haklı olarak 40-45 lira maaş istiyorlar. Mal sahipleri de 35 veriyor arkadaşlar. Büyük şirketler vermiyor o parayı. Küçüklerde arkadaşlar dediğim gibi bir tane iki tane arabası var. O adam da veriyor ama işte ne yapsın? Çünkü bir iki arabası var, borcu var. Mecbur çalıştırmak zorunda. Şirket öyle değil ki. Şirket diyor ki 15 arabanın 3'ü yatsın, 12'si çalışsın. Zaten onu ben telafi ederim diyor. Yani herkes kendi tarafından, kendi şeyinden, penceresinden haklı. Haksız olan kim onu ben bilmiyorum ama. Yalnız tabii ki bu zamanda evet doğru. O paralara gerçekten geçinilir ama zor geçinilir arkadaşlar. Hani tabii ki güzel bir şey yapılmaz ama zorlaya zorlaya geçinirsin. Ama ne gerek var 3-5 kuruş fazla verip arkadaşlar ben de anlamıyorum işte mal sahiplerini. 2-3 kuruş fazla verip de rahat rahat arabasını çalıştırmıyor. Yatırıyor adam arabasını. Anlamış değilim bunları ben de. Bilmiyorum vallahi ne olacak, nasıl gidecek, nasıl olacak. Şu an Şamlar Köyü'nün içine geldik arkadaşlar. Şamlar Köyü'nün içinden yüklemeye gidiyoruz yine. Bir de yükleme yerinde açarım size. O otobandan bağlanacak yani. Hatta yol üstünde de bir yerde var şey. Viyadük ayakları yapılmış. Orayı da becerebilirsem çekerim. Böyle böyle işte sohbet muhabbet ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın barajın kapakları buradan görünüyor. Bakın. Tam köprünün şu ayağın dibine bakın. Köprünün öteki köprünün altında kapakları göreceksiniz. Görüyor musunuz? İşte orası baraj arkadaşlar. Bir daha vurduralım şunu. Burada köprünün ayakları. Görevliler geziyor fıldır fıldır. Kapatalım ileride açarız. İşte arkadaşlar yol üstünde dediğim bakın köprünün ayakları şurada. İnşallah görüyorsunuzdur. Bakın orada ayaklar. Viyadüğün ayakları orada. İşte burada böyle karşıdan öyle. Bu yol yapılacak arkadaşlar. İşte şu aradan geliyor. Şu aradan geliyor oradan. Buralar düzelecek hep. Çalışmalar yapılacak. Yolun şeyi yapılacak. Ondan sonra bak. Burada motor yolu var. Bisiklet yolu var. Motorluyu görüyor musunuz? Buradan gidiyor. Aa, burada yol yapmışlar. Ama maalesef arkadaşımıza yapmamışlar demek ki. Bakın buralar falan hep çalışılacak buralarda. Oralar alınacak arkadaşlar. Şimdi yükleme yerine doğru gidiyoruz. Yükleme yerinin oradan da biraz çekerim. Böyle işte ortaya karışık bir video oluyor. Bundan bir iki video sonra herhalde yahut da bundan sonra bir araç tanıtımı çekeriz. Yaparız. 18.45 önceden yapmıştık da öteki kullandığım arabada artık epey zaman oldu bir tane de buna yaparız. İşler de arkadaşlar dediğim gibi gerçekten piyasa biraz yavaş şu an. Bakıyorum iş atanlara bakıyorum. Ay yok değil var iş var ama hani öyle hani derler ya dolgun bir iş değil yani. İşte iş var iş yok değil. Hani diyelim ki hani biz önceden hesap yapıyorduk ya günlük hani 5 lira 5 lira. 5 lira bırakmaz da 3,5 bırakır.
3 bırakır, 3,5 bırakır arkadaşlar. Öyle iş var yani. Boş yani, kökünden kesilmiş değil iş. Şu iki yüksek gerilim hattının arasından geliyor arkadaşlar yol. Düşünün bak. Buraları hep önceden almışlar. Bakın şundan şunun arasından geliyor. Şu iki yüksek gerilim hattının arasından geliyor yol. Biz içeriye giriyoruz doluma. İnşallah kimse yoktur da rahat rahat bir çekim yaparım. Bakın bu yüksek gerilim hattıyla şu yüksek gerilim hattının arasından biz şey yapıyoruz. Şimdi size çekebildiğim kadar çekeceğim arkadaşlar. Şurada güvenlik var, ben şu tarafa gideyim mahsusa. Evet, bu tarafa gideyim buradan. Vallahi öyle bir sallanıyoruz var ya. Öyle böyle değil. Bakın şimdi. Evet, şöyle durayım. Ha, bakın arkadaşlar. Dinlatımızı çekelim, şunu da boşa alalım. Bakın şu karşıya açayım. Bakın inşallah görüyorsunuzdur karşıda. Heh, odakladı. Beyaz beton şeyler var arkadaşlar. Oradan buraya viyadük yapılacak işte bakın. Bu orta boş. Bakın orada giden arabalar var. İşte bu giden arabalar, bakın şu yol Kuzey Marmara otoyolu arkadaşlar. Bakın şu giden arabaları görüyorsunuz inşallah. Şu arabaları bakın burada böyle geliyor. Bakın gidiyor arabalar. İşte o yol Kuzey Marmara otoyolu arkadaşlar. Bu taraf şey 3. köprü, bu taraf Mahmut Bey gişelere gidiyor. İşte buradan bağlantı yapılacak arkadaşlar. Buradan göbek yapılacak. Bu yola bağlantı verilip buradan viyadükten o yoldan bu yola geçiş olacak. Evet, böyle bir proje var. Biz de bu projenin buradaki ayağıyız. Bakın görün işte yol orada. Evet. Bizim öteki araba doluyor. Makine burada. Şöyle biraz geri alayım. Heh. İşte 18.44 makine de dolduruyor. Yer orası arkadaşlar. İşte oradan buraya bağlanıyor. Bu aldığımız yerde zaten burası da. Bundan sonra kazıklar çakılacak. Sonra tabla konacak. Onun üstüne viyadük ayakları monte edilecek arkadaşlar. Buradan karşıya. Buradan karşıya ayaklar konacak. Yapıla yapıla gidecek işte. Bakalım zamanla ne olacak, nasıl yapacak, hep birlikte göreceğiz. Biraz da yolda açayım. Artık videonun sonunda orada yaparız. Evet arkadaşlar, yükledik çıktık. Son seferimize doğru gidiyoruz. Arnavutköy Ormanı. Piknik alanı yani. Buraya piknikçiler geliyor. Şu ileride de Şamlar Köyü'nün orada da lokantalar falan var arkadaşlar. Düğün, kına, toplantı gibi şeyler organize ediyorlar. Öyle yazıyor orada. Millette bayağı gelen var yani. Bayağı bir gelen giden oluyor. Vallahi arkadaşlar, bundan sonraki videomuz herhalde bir araç tanıtımı olur. Demin de söylemiştim. Bir araç tanıtım videosu yapalım. Vallahi eksiklerimizde o bizim bir arkadaş var. Takipçi bir arkadaş var. O tamamlar artık. O da işi biliyor çünkü. Sağ olsun. Onun sayesinde bakın şeyi mesela o söyledi bana. Hani hafızaya gir abi var diye. Şerit takibi kapat o dedi. Girdim buldum. Şerit takibi kapattım. Kafam rahat etti. Yani gerçekten rahata kavuştum. İşte dediğim yer burası arkadaşlar. Cağ kebap. Şurada yan tarafta yine bir iki tane yer var. Burası hep öyle yani. Burası boydan boya. O işi yapanlar. Bak. Sola çıkmış geliyor Tarzan. Bu da Tarzan arkadaşlar. Sabırsız Tarzan. Sol taraf stat. Evet, Şamlar Köyü bitiyor. Bak burası da var mesela, neymiş? Saklı Bahçe tesisi diyor.
Şurada mesela arkadaşlar demin size diyordum ya hani baraj var falan filan diye. Bakın işte barajın gölü suyu işte bakın burada. İşte şurası arkadaşlar. Aşağıda görünüyor. Barajın suyu. Şöyle. İnşallah görüyorsunuz. Görünüyor yani. Şamlar köyü bitti. Kayabaş köyüne giriyoruz arkadaşlar. Vallahi bu videoda bu kadar olsun isterseniz. Aramıza yeni katılan arkadaşlar var. Onlara kısaca bir kanalımızı söyleyeyim ben. Ne zamandır söylemiyorum. Arkadaşlar ben bu kanalı aslında bir karavan yapıyordum kendime. Karavanı yaparken çekeyim dedim orasını burasını da yarın öbür gün olacak. Karavanı satar atarsak alan kişi görsün videolardan baksın görsün neresine ne yapmışız nasıl ettik. Öyle bir çektim sonra işimi çektim baktım işimde de bir hani seyredilme var. Sonra güzel güzel arkadaşlar edindik. Soru soruyorlar. Benim bilmediklerimi onlar öğretiyor. Onların bilmediğini ben söylüyorum. Böyle böyle işte bir kanal açtık. Eğer buradan da bir şey olursa sokak köpeklerine bir mama almaya niyetimiz var. Hani zaten ben alıyorum dağıtıyorum bitti mamam. Öteki arabada kaldı az bir şeydi. Onu da söyledim. Vermişler zaten. Şimdi sipariş verdim gelsin. Buna da koyacağım. Buralarda da dağıtacağım arkadaşlar. Hani böyle bir şey varsa faydalanalım diye düşündük. O yüzden böyle bir şey yapıyoruz. Yoksa benim yaşım arkadaşlar bu arada 54. Benim bu yaştan sonra ne YouTuber olmaya, ne uçmaya, ne kalkmaya, ne halim var, ne vaktim var, ne de zamanım var. Benim tek derdim karavanımı bir an önce yürütüp eşimi de alıp, eşimi karavandan bir gezip dolanıp ondan sonra işte çoluğumuz çocuğumuz alsın gitsin gezsin dolansın. Bu kanalı kurmamızdaki amaç bu arkadaşlar. Eğer abone olursanız sevinirim. Eşinize dostunuza da tavsiye ederseniz sevinirim. Çünkü burada hani öyle biz hani kötü sözler söylemiyoruz. Hiç söylemedim bugüne kadar. Söylememeye de dikkat ediyorum. Elimden geldiği kadar. Harfiyat arabası harfiyat işi, şoförlüğü, karavan hakkında soru ve görüşleriniz olursa yorum kısmına yazın. Bir de beğeni butonuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun şimdiden. Her zaman dediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat, şifalar diliyorum. Fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar diliyorum. Bol bol kazansın, yesin, içsin, gezsin, dolansın herkes. Ben öyle istiyorum. İnşallah da öyle olur. Bizim gibi ekmeğini böyle direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız, gürsüz, kavgasız, gürültüsüz, patırtısız bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ayağınızı biraz gazdan çekin. Önemli değil. Geçen geçsin. İstanbul'un olsun. İsterse neresi olursa olsun. Yolda bitmez arkadaşlar sorunlu insan. O yüzden ne yapacağız? Ayağımızı biraz gazdan çekeceğiz. Giden gitsin. Biz de onun peşinden gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Yoksa bu hayatta tutunamayız arkadaşlar. Evet. Tekrar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yorum yapıp beğeni butonuna da basmayı unutmayın arkadaşlar. Selametle kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah.